Tap ki kızım, git artık. Baban seni bekliyor olabilir. Patto pe barishe thari hui hai. Thap thapa do chal pade. Rasto pe khwaishe ruki si hai. Pankh de do ud pade. Ruk ruk ke thodi nikalti hai baatein. Chup chup ke phir bhi sab kehti hai aankhein. Tap ki? Alo. Merhaba Tapki. Neredesin canım? Çabuk gel. Buradaki program başlamak üzere. Tamam. Bugün toplumumuzun tüm seçkin kızları ve erkekleri aileleriyle birlikte buradalar. Burada bulunan herkesi ailesiyle birlikte sizlere tanıtacağım. İlgilenen aileler isterlerse el kaldırabilirler. Ellerini kaldıran aileler onlarla konuşabilirler. Kimin kiminle evlenmek istediğini, kısmetinin kim olduğunu hep birlikte göreceğiz. İlgilenen aileler el kaldırsınlar. İlk gelin adayımız Bay Şarman'ın güzeller güzeli kızı. Kızımız 1.61 boyunda. Orta öğretimini bitirmiş, 22 yaşında. Çok güzel bir kız. Onunla ilgilenenler el kaldırsınlar. Lütfen ayağa kalkın. Bay Şarman'ın ailesiyle konuşabilirsiniz. Bay Çaturvedi'nin kızı. Çok güzel bir kız. Kendisi güzel sanatlar mezunu. Babasının bir emlak ofisi var. İlgilenenler el kaldırsın. Hadi beyler, Bay Çaturvedi'nin kızıyla kim evlenmek istiyorsa söylesin. Bu güzel kızı kim evine gelin olarak almak istiyor? Sizin neyiniz var? Başınıza güneş mi geçti? Çok güzel bir kız, kültürlü, iyi bir aileye mensup. O halde sorun ne? Neyiniz var? Bay Kişoriler, boş verin. Onların arzusu bu. Elden ne gelir? Hadi gidelim kızım. Durun biraz Bay Çaturvedi. Bırak gitsinler Bay Kişoriler. Bu adamın kızının sorununu sen de biliyorsun. Bile bile bizim hayatımızı karartamazsın Bay Kişoriler. Neden bu ikisini ve bizleri buraya çağırarak hepimizi küçük düşürüyorsun? Emlak ofisi sahibi olduğunu söyleyip duruyorsun. Altı üstü bir dükkan. Ayrıca komisyonculuk yapanlar bence cezalandırılmalıdır. Bu yüzden senin kızın... Yeter artık amca, merhamet edin. Babam sessiz bir şekilde sözlerinize katlandı ama... Siz durmuyorsunuz. Evet geliyorum. Ama bunun sebebi sizsiniz, ben değilim. Sorunum burada değil. Burada da değil. Sorunum... burada.
sorun dilimde. Bu yüzden kekeliyorum. Ama bu hiçbir iş yapmama engel değil. Yoksa yanılıyor muyum baba? Benim hakkımda ne düşündüğünüz, dedikodu yapmanız benim umurumda bile değil. Ama babamı azarlamanız umurumda. Daha buraya gelmeyelim baba. Evlenemesen bile bu sorun değil. Fazla gevezelik ettiysem üzgünüm. Çok üzgünüm. Benim büyüğümsünüz. Babam büyüklerime karşı bana saygılı olmayı öğretti. Çok teşekkür ederim. Gidelim baba. Bir saniye canım. Bir saniye Bay Çaturbedi. Bay Mişra. Buraya gelin. Bay Mişra, 2 yıldır buraya geliyorsunuz. Sizin oğlunuz da evlenemedi efendim. Bakın, güzel bir kız, iyi kalpli. Siz de görmüş olmalısınız. Sizi anlıyorum Bay Kişor Hilal. İzin verin önce oğlumuzla konuşalım. Sonra size haber veririz. İyi günler. İyi günler. Bay Çaturbedi. İşte. Damat adayının fotoğrafı. Sizde kalabilir. Teşekkür ederim. Artık gitsek iyi olacak. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler kızım. Düşüneceklerini söylediler. Cevaplarının ne olacağı belli. Eğer bunu istiyor olsalardı, o anda cevap verirlerdi. Mango şekeri al. Tatlı ve ekşi. Bak, öfkem tepeme çıkmış. Sen bana şeker yememi söylüyorsun. Baba, sen hep demez misin? Öfke bir hastalıktır. Acısını sen çekersin. Diğerleri bunun farkına bile varmaz. Bugün çok öfkelisin. Şimdi biraz sakinleş. Al hadi. Tatlım, insanlar senin az biraz kekelemini neden bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Kızım, senin için iyi bir damadı nereden bulacağım? Affedersiniz. Lütfen bir rehber bulmamıza yardımcı olur musunuz? Bu güzel taç mahalle ilgili bilgi edinmek istiyoruz ama hiç rehber bulamadık. Mayım, lütfen gidip başkasına sorun. Bizim yeterince derdimiz Özür var. Özür dilerim. Hayır hayır, durun. Ben size rehberlik yaparım. Taç Mahal 1632 yılında inşa edildi. Tamamlamak için inşaatında yaklaşık 20 bin kişi çalıştı.
İnşaatı 22 yıl sürdü. Taç Mahal aşkın sembolüdür. Babür İmparatoru Şah Cihan sevgili karısı Mümtaz Mahal'in hatırasına yaptırdı. Bu yüzden ismi Taç Mahal'dir. Çünkü Taç Mahal aşkın sembolüdür. Bunun anlamı şudur. Hepimizin bir Taç Mahal'i olmasa da kaderimizde bizim için bir Taç Mahal yapma arzusu olan biri olabilir. Onunla er ya da geç tanışırsın demektir. Çok teşekkürler. Benim için bir zevkti. Baba, onlar anladılar. Daha fazla açıklayayım mı? Umarım. Umarım bu dediklerin doğru çıkar kızım. Senin için bir Taç Mahal yapma arzusu olan biriyle tanışırsın. Tanışacağım baba. Mutlaka tanışacağım. O özel kişiyle tanıştığımda bunu önce Taç Mahal'e söyleyeceğim. İşte gördün mü? Ben de benim için Taç Mahal yapmayı arzulayan birini buldum. Hadi gidelim. Şimdi kimin için Taç Mahal yapmak istediğimi ona açıklayalım. Hadi gidelim, gel. Ellerini yıka. Anne! Duymadın mı? Git ellerini yıka. Çocuklarına değer vermiyorlar. Vay canına. Patatesli bezelye yapıyorsun. Çok güzel. Ne oldu? O iş oldu mu? Pınar, bak bir şeyler hazırla. Çok acıktım canım. Hadi. Söylesene, bir gelişme var mı? Evet, Pınar var tabii. Elbette. Yani bugün çok iyi bir gündü. Çok iyi geçti. Öyle değil mi? Tabii ki anons ettikleri zaman 4-5 el kalktı. Ah. Gerçekten hem de. Hepsi de iyi aileler. Öyle değil mi kızım? Aslında benim de kafam karıştı. Kime evet, kime hayır diyeceğimi bilemedim. Aralarında seçim yapmam gerekti. Ama sonra Bay Mişra'yla tanıştık. Evet, onlarla konuştuk. Bu akşama kadar bize haber vereceklerini söylediler. Gerçekten? Evet, artık bunu oldu gözüyle bakabilirsin. Evet. Sahi mi? Evet. Artık kızın Tapki'den ayrılmaya hazırlansan iyi olur. Pınar, bana bir bardak su ver lütfen. Aha, tamam. Hemen getireyim. Baba, seni o kadar çabuk bırakıp gitmem. Çünkü Taç Mahal inşa etmeyi arzu ettiğin insana yalan söylemeyi beceremiyoruz. Anne, bugün de bir şey çıkmadı. Kimse elini kaldırmadı. Babamın bahsettiği Bay Mişra'ya gelince de anne, onlar da kabul etmeyecek. Ama anne, neden endişe ediyorsun ki? Gerçek şu ki sizden ayrılmak istemiyorum ben. Burada birlikte kalacağım sizinle. Biraz moralini düzeltelim. Bunu al. Mangolu şeker ye. İkiniz her şeyi eğlenceli buluyorsunuz. Her şeyi. Ama kızımın kendine koca bulamaması benim için hiç eğlenceli değil. Bugüne dek kızımı hiç kimsenin kendisine gelin olarak kabul etmemesi benim için asla eğlenceli değil. Bunun tek sebebi de kızımın kekeme olması. Sonsuza dek burada yaşamaya hazır olabilirsin ama babanla ben kızım. Sonsuza dek burada kalmayacağız. Pınar, bak, dinle. Her şey yoluna girecek. Kızımız Tapki bu... Neden ona Tapki deyip duruyorsun?
Onun adı Tapki değil. Kızımız doğduğu zaman ismini Vani koymuştuk. Ama insanlar bunu espri gibi gördüler ve ona Tapki demeye başladılar. İkiniz de buna göz yumdunuz. Çünkü sizin için önemi yoktu. Ama insanlar sana güldüğü zaman kalbim inciniyor. O sözü ettikleri zaman, bu kızın kaderine konuşması gibi kusurlu dediklerinde. Bu sizi rahatsız etmiyor olabilir ama beni rahatsız ediyor. Anne, bu beni de çok üzüyor. Ama beni üzen insanların bana gülmesi değil. Beni üzen senin ağlaman. Bana bu ismi taktılar. Tapki. İsmimi seviyorum anne. Çocukluğumdan beri ne zaman sırtıma vursalar cümlemin geri kalanını tamamlıyordum. Her zaman sevgiyle vurdular anne. Tatlım, amcana bir şiir oku ha? Johnny, Johnny, evet baba. Şeker ye, hayır baba. Yalan söyle, hayır baba. Ağzını aç, ha ha ha. İşte evet, vuruşunu ya. Yaptı ve... Altı! Konuşurken kekelemem benim zayıflığım ama... Sırtıma hafifçe vurulması benim gücüm. Bu gücü senden ve babamdan alıyorum. Anneciğim, bir eş bulamasam da sorun değil. Ama annemle babamın sırtımı hafifçe vurmadıkları gün... Hayatımda hiçbir şey... Alo? Ha, evet benim. Ne? Evet. Elbette. Tamam. Pınar bak. Bay Mişra aradı. Tapki yolları için uygun bulmuşlar canım. Ne? Yarın buraya geliyorlar. Oğulları Divakar'la birlikte. Kızımız Tapki'yi görmeye. Aditi'yi arayacağım. Yarın gelmesini söyleyeceğim. Dubai'den de varın arayayım. Anne, mangolu şekerini yiyecek misin? Bir tane değil. İki tane yiyeceğim. Thank you.
sana ne demiştim? Önce sana haber vereceğim demiştim. Kaderimin benim için planladığı o gün geldi. Çok teşekkür ederim. Divakar'ı hayatıma soktuğun için. Şup! Şup! Evet anne. Buzdolabına içecekleri koydun evet, mu? Evet anne. Tamam beni dinle. Kızartmalar nerede oğlum? Babam getirirse hazırlayacağım anne. Pınar. Babam geldi. Pınar. Geldin demek. Her şey hazır mı canım? Nasıl hazır olsun? Daha şimdi geldin. İyi de neden bu kadar gerginsin? Nasıl gergin olmayayım? Çocuğun ailesi ilk kez evimize gelecek. Hiçbir eksik olmamalı. Hiç endişen olmasın. Sorun çıkmayacak. Her zaman her şeyin yolunda gideceğini düşünürsün. Dinle. Aditi'yi aradın mı acaba? Ne zaman gelecek? Küçük hanım, bu para yırtık. Ne dedin? Küçük hanım, bu para yırtık geçmez. Arkana bak. Arka koltuğun, o da yırtık. Önüne bak. Kornan da bozuk gibi. Bozuk ses çıkarıyor. Gölmeğine gelince o da yırtılmış. Bütün bunlar geçiyor da bayım. Benim 50 rupim neden geçmiyor? Şimdi 50 rupini al ve yoluna devam et. Anladın mı? Baba. Aditi kızım. Biz de seni bekliyorduk. Dinle bak. Hemen içeri gir. Annen seni sorup duruyor. Yapılacak işler olabilir. Hemen tamam, içeri tamam, gir. Hadi koş. Ol. Ben de diğerlerini arayayım. Anne. Ben geldim anne. Anne? Anne? Geldin anne. Mi? Geldin anne, 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 anne. Tamam söyle bakalım. Damat adayı neye benziyor? Şup'ta bir fotoğrafı var. Şup ona göster. Şup ver şunu. Vermeyeceğim. Sana ver dedim. Asla olmaz. Şu an neden yapıyorsun? Onun fotoğrafını ver bana. Şup! Şup! Aditi. Tavki. Şükürler Tavki, olsun bunu geldin. Benden neden gizledin söylesene. Bilmiyorum. Bu haksızlık. Bir babam arayıp yok. Haber verdi. Ben bana de sen söyle evladım. Çocuk nasıl bir şey neye benziyor merak gerçekten ediyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Çünkü hiçbir şey göstermedi Hayır, bana. Yeni, fotoğrafını görmek istiyorum. Yeni öğrendim. Dur biraz. Dur biraz. Kardeşim, düğünün olacak. Senin için canım, çok şirin bir sürprizim var. Şimdi gözlerini kapat. Hadi gözlerini kapatsana. Hile yok, tamam mı? Tapki. Ayakkabı mı? Bunları sana aldım canım. Yüksek topuktan hoşlanırsın. Çok hoş değil mi? Harika. Bunları müstakbel damadımıza çıktığın zaman giyersin kardeşim. Aa, bırak kulağımı. Tapki, senin adına hepimiz çok sevindik. Hepimiz sabırsızlıkla bugünün gelmesini bekliyorduk. Ben beklemiyordum. Sana ne oldu? Mutlu olmadın mı? Yakında evleneceğime sevinmedin mi? Neden? Sen buradan gidersen kriket maçı hikayelerimi kim dinleyecek? Sen yokken merak ettiğim soruları kim cevaplayacak? Sütüme babamdan gizli kim kakao tozu atacak? Hayır abla. Tamam bana bak. Şup. Ne sanıyorsun canım? Sizi bırakıp gitmek istediğimi mi sanıyorsun? Bugüne dek pek çok kitap ve gazete okudum. Ama yine de bir kızın evlendikten sonra anne babasının evinden ayrılması gerektiğine dair bir kurala rastlamadım. Bu kuralı koyanı bulursam canına okuyacağım onu. Tamam dinle. Eğer kriket hikayelerini her gün dinleyeceğime dair söz verirsem babamı da sütüne kakao tozu atması konusunda ikna edebilirsem o zaman gitmeme yine de üzülecek misin? Bunlar olmasa da hiç sorun değil. Ama ben sensiz yaşayamam abla.
fil ve karınca fıkrasını anlat. Aditi? Evet. Sana fil ve karıncanın fıkrasını anlatayım mı? Anlat bakalım. Bir zamanlar bir fil bir ormandan geçiyormuş. Tamam. Sonra üzerine bir karınca düşmüş. Hmm. Sonra karıncanın ağaçtaki arkadaşlar ona şöyle demiş. Ne demişler? Ez onu dostum, ez onu, ez onu. Buyurun. Punam, canım konuklarımız geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen içeri geçin, lütfen. Ya, buyurun. Evet, buyurun. Buyurun. Aditi kızım, damadın ailesi geldi. Hemen tapkiyi getir buraya. Gel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Tapkiyi daha önce gördünüz. Evet tabii. Tapki bugün çok daha güzel görünüyor. Ama Divakar nerede kaldı? Şoförün parasını veriyordu. Bak işte geldi. İyi günler efendim. İyi günler oğlum. İyi günler efendim. İyi günler. Gel oğlum. Tapki ile tanış. Hadi. Bu çocuk Tapki'den daha kısa. Tatlım, bu Divakar. Divakar, bu da benim kızım Tapki. Merhaba. Merhaba. Oğlum, lütfen ayakta durma. Otur hadi, otur. Tamam, şöyle tamam. Gel, geç. Punam, neden biraz atıştırmalık getirmiyorsun? Elbette. Bana yardım edebilir misin acaba? İzninizle hemen dönerim. Affedersiniz. Birazdan dönerim ben. Şimdi geleceğim. Anne, bu kız gerçekten kekeme. Şşt, sus. Ben buradayım. Çocuğun boyu Tapki'den daha kısa. Neden bunu daha önce öğrenmedin? Bir insanın boyunu fotoğrafına bakarak anlayamazsın. Ne oldu baba? Tatlım ben... Ne mi oldu? Damat adayının boyu çok kısa. Fark etmedin mi? Hayatım, onun yanında durduğunda çok tuhaf görünüyor. Hayır, ben bu evliliği istemiyorum. Onların teklifini reddedeceğim. Ulan bak, kızım sen... Anne lütfen, beni dinle. Söyler misin, ben kusursuz muyum? Benim de ciddi bir kusurum var. Ben kekemeyim. Benim için asıl önemlisi onun nasıl bir insan olduğu. Bunu bilmem.
tanımam için onu tanımam lazım. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekmez mi? Biraz zaman verin. Kızım, sorun değil. Ama çok kısa zamanda bir karar vermeliyiz. Kesinlikle. Evet. İnsanlar kaderde eşleşirmiş baba. Tanrı asla yanlış bir eşleştirme yapmaz. Asla baba. Abla, ben hukuk öğrencisiyim. Ama yine de en iyi savunmayı sen yapıyorsun. Lütfen efendim. Buyurun. Onları biraz sonra içeriz. Önce müstakbel gelinime bir şey vereyim. Onu gördüğüm anda çok sevdim. Al kızım. Teşekkür ederim teyze. Teyze değil kızım. Artık anne demelisin. Bu iş oldu hanım. Değil mi Bay Krishnakan? Evet. Elbette. Ama... Bırakalım da gençler konuşup birbirlerini biraz tanısınlar. Evlenmeden önce görüşüp tanışmalarında fayda var tabii. Divakar oğlum, istersen onunla salonun bir köşesinde yalnız konuşabilirsin. Hayır, sorun değil. Baba, bu yeterli değil. Kız ve erkeğin evin bir köşesinde konuşmaları birbirlerini tanımaları için yeterli değil. Bırakalım da dışarıda görüşsünler. Adeti. Doğru söylüyor hanımefendi. Bu dünya çocuklarımıza ait. Divakar oğlum, neden Tapki ile mabede gitmiyorsunuz? Hem duanızı edersiniz, hem de birbirinizi tanıma fırsatınız olur. Evet, ama yalnız kalacaklar. Neredeyse mabede geldik. Neden konuşmuyorsunuz? Evet. Herhangi bir hobin var mı? Aslında kitap okumayı severim. Hangi okulu bitirdin? İngiliz edebiyatı mezunuyum. Fakülte. Evet. Anladım. Söylesene, senin aylık kazancın ne kadar? Buyurun Bay Krishnakat. Bu bizden size küçük bir hediye. Evet, teşekkür ederiz. Bizi bağışlayın. Meyvelerden biri çürükmüş. Kontrol etmen gerekirdi. Ama hiç sorun değil. Meyvelerden sadece biri çürük. Bay Krishnakat, bazı insanlar kesinlikle böyle şeyleri çok abartırlar. Bir tek meyve çürük diye çok büyük olay çıkartırlar. Ama siz öyle değilsiniz. Diğerleri gibi önemsiz şeyleri büyütmüyorsunuz. Örneğin sevgili kızımız Tapki. Az bir kekemeliği var. Ama bu kusurunu onun yüzüne vurmuyorsunuz. Onu candan seviyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Doğrusu pek anlayamadım. Şunu söylüyoruz. Ona kendi kızımız gibi bakacağız. Ama bu dünya dedikoducu insanlarla dolu. Bu yüzden onları sonsuza kadar susturalım diyoruz efendim. Nasıl yani? Bakın efendim, düğüne gelecek konukları hoşnut edersek o zaman gelinin kekemeliğini önemsemezler. Tapki'nin çok az bir kekemeliği var. Bu yüzden konuklara vereceğimiz hediyeler konusunda cömert olmalıyız. Ama gümüş bugünlerde pek gözde değil. Altınsa o kadar pahalı takı sayılmaz.
Bu yüzden gücünüzün yettiğini yapın. Düğün için gereğinden fazlasını istiyorlar. Sen de itiraz etmeden onayladın bunu. Bunun kız tarafının konuklara hediye vermesi gerek. Divakar'ın işleri yolunda giderse Tapki'nin mutlu bir evliliği olacak canım. Rahat bir hayat sürecek. Tapki gerçeği öğrendiğinde ne olacak peki? Hayır. Tapki bunu kesinlikle hiçbir zaman bilmemeli. Göremiyorum. Bekle. Çok yüksek. Yaşasın, kurtardı. Yoksa işleri zordu. Kriket söz konusu olunca her şeyi unutur. Enişte, neden sen de bakmıyorsun? Hayır, hayır. Hayır, ben böyle iyiyim. Enişte, çok sıkıcı birisin. Divakar, bu buradan çok rahat görülüyor. Neden buradan bakmıyorsunuz? Hadi gelin, buradan bakın. Canın yandı mı? Kurtardığın için teşekkür ederim. Yoksa bacağımı kıracaktım. Çok teşekkür ederim. Bazen en umursamadığımız insan, yardımımıza ilk koşan insandır. Abla, acele edelim. Senin neyin var? Az önce maçı seyrediyordun. Tamam. Taksi çağıralım. Tamam. Taksi mi? Neden? O kadar uzak değil ki. Ayrıca yürümek çok sağlıklıdır. Her gün en az 4 kilometre yürümeliyiz. Yürümek ayrıca sindirime ve saçlara da çok faydalıdır.
Gidelim mi? Çok zaman kaybedeceğiz. Ne oldu? Aniden mideme kramp girdi. Hemen eve dönsek iyi olur. Taksi. Tamam. Taksi. Dur, tamam. Hadi. Hadi gel. Hadi. Lütfen bizi köşeye kadar götür. Divakar, demek döndünüz. Biz de sizi bekliyorduk. Konuşabildiniz mi? Her şeyi konuştunuz mu? Bay Krishnakat, biz artık gidelim. Düğünle ilgili ayrıntıları telefonda konuşuruz, tamam mı? Tamam. İyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi günler efendim. Hadi gidelim. Kızım, söyle, Divakar'dan hoşlandın mı? Ben yakalarım. Canın yandı mı? Kurtardığın için teşekkür ederim. Yoksa bacağımı kıracaktım. Çok teşekkür ederim. Evet. İşte şimdi çok rahatladım. Pınar canım. Kızın mutluysa başka bir şey gerekmez. Kızım, ilk görüşmenizde Divakar'dan hoşlanman iyi bir şey. Çünkü kızım, pek fazla zamanımız yok. Her şeyi aramızda konuştuk. 4 gün sonra uğursuz günler başlayacak. O zaman düğün için uğurlu gün bulamayız. Bu yüzden bu düğün 3 gün sonra yapılacak. 3 gün mü? Ama acelemiz ne babacığım? Tatlım, buna kısmetinin açılması diyorlar. Vay canına. 3 gün sonra düğün ha. Merak etme, 2 günde bile alışverişi bitirebiliriz. Sadece buna odaklanacağız. Benim vazifem şu. Hemen bir alışveriş listesi hazırlayacağım. Aditi. Abla, buraya gelmen için Divakar'a rol yaptım. Sanırım hala fark edemedin. Çünkü sürekli konuşmakla meşgulsün. Saat neredeyse 7'ye geliyor. Hadi gidelim. Tapki ile evlenmek istemiyorum anne. Konuşurken sürekli kekeliyor. Ayrıca beni küçük düşürmeye kalktı. Sahi mi? Evet. O mabette bana gülüyordu. Mabedin çanına boyum yetişmediği için. Bir cüce olduğumu sanıyor. Affedersin ama bu doğru. Sen gerçekten cücesin. Eğer Tapki ile evlenmezsen seninle kim evlenecek? Son 4 yıldır sana kimse evlenme teklif etmedi. Üstelik kazancın da yetersiz. Çok kazanmıyorsa kime ne zararı var? Benim oğlum paradan daha değerli. Esas o kız oğlumun yanında değersiz. Kekelemeden tek kelime söyleyemiyor. Evet, tek kelime söyleyemiyor. Zaten bu yüzden hayatımız daha güzel olacak. Babası kızı kekelediği için ona düğünle ilgili şart koştuğumuz şeyleri kabul etti. Sana gelince, bir dükkan açmak istiyorsan sessiz olacaksın. O Tapki ile evleneceksin. Ona evet, izah et hemen. Ama anne. Tepemize çıkacaksın. Dikkat etsene. Şükürler olsun. Bugün senin sayende programımı kaçırmayacağım. Hala 5 dakika zaman var. Ne oldu? Elektrik gelmiyor. Buna ne olduğunu hiç bilmiyorum. Belki pil bitmiştir. Başka pil versene. Hadi. Hadi. Çalışmıyor olması daha iyi. 3 gün sonra evleneceksin. Hala o programı düşünüyorsun Pınar kızım. Canım, bırak istediklerini yapsınlar. Kızım gel. Sorun değil. Sonraki bölümü Hayır istersin. Baba. Bugüne dek tek bölümünü bile kaçırmadım. Bundan sonra da kaçırmaya hiç niyetim yok. Adeti... Dizüstü bilgisayarını getirir misin? Ama dizüstü bilgisayarı ne yapacaksın? Dizüstünde o programı nasıl izleyeceğiz? Hadi git getir. Getirdiğinde fazla gösteririm. Fazla abartıyor. Şu Şarma amcaya git ve dükkanındaki projektörü alıp çabuk gel. Anne, acaba beyaz bir çarşafın var mı? Aha, var. Çabuk ol.
Merhaba, hepinize iyi günler. Vay canına abla, çok akıllısın. Yeni bir programla karşınızdayız. Herkes kızların ve erkeklerin eşit şartlarda yaşamaları gerektiğini söyler durur. Fakat bu durum ailelerinden destek gördükleri müddetçe mümkündür. Etrafınızda kızlarına gerçekten destek veren kaç aile var acaba? Kızlarının oğullarıyla eşit olduğuna gerçekten inanan kaç aile var? Aralarında fark gözetmeyen. Bunu düşünün ve bizi arayın ya da mesaj atın. Ekranlarınızın altında yazan numara. Yine başladı. Bu adama sürekli mesaj atarak daha kaç para harcayacaksın acaba? Anne, sadece 2 rupi. Sadece 2 rupiden ne çıkar anneciğim? Tabii. Abla, bu sefer çok güzel bir mesaj gönder. Duru mesajını alır almaz seni arasın, tamam mı? Hey, onun dediğini yap. Anne, sen de bir şey söyle. Duru mesajını alınca evimize gelsin. Bugün stüdyomuzda bu kanalın ortaklarından biri var. Bay Girdi Harilal, programa hoş geldiniz. Yanlış bilmiyorsam kızınız Avustralya'da okuyor değil mi? Öte yandan kadınların bağımsızlığını desteklemiyorsunuz. Bunun gerisindeki neden? Oha, harika biri. Anne, çabuk gel. Duru bu adama gerçekten inanılmaz bir soru sordu. Bu kız Duru'nun programı için çıldırıyor. Onu görünce dünya umrunda olmuyor. Düşündüğü tek şey Duru'nun programı. Yine görüşeceğiz. Yeni bir konukla. Yeni bir soruyla ve yeni bir gerçekle. O zamana dek iyi geceler. Evet. Abla, ne güzel konuştun. En az Duru kadar iyiydin. Sus bakayım. Bir ona bak, bir de bana. Tapki? Kızım? Bu bilekliği Peder Bey takmıştı değil mi? Nasıl koptu kızım? Ben bilmiyorum anne. Tatlım, biraz daha dikkat et. Bunun kopması iyi işaret değil. Bize uğursuzluk getirir. Hadi. Anne, çok abartıyorsun. Kopmuşsa ne olmuş yani? Ne? Merak etme, yeniden bağlarız. Bağlaması o kadar da zor değil. İşte, bitti. Mutlu musun? Anneni mutlu etmek o kadar kolay bir iş değil canım. Ben 25 yıldır mutlu edemedim. Belki de anneniz doğarken üzgün doğmuştur. Ne dersin?